Yaşanan aday değişikliğinin ardından gündemden düşmeyen Çiğli ilçesindeyiz. İzmir'de yerel seçimlere giden süreçte en çok tartışılan ilçelerden biriydi burası. Şimdi partilerin seçim çalışmaları hızlandı. Bakalım ilçede yaşayan vatandaşların oy rengi ne olacak? CHP'ye kesinlikle oy vermeyeceğim. Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan bir haksızlık var. Bunun için ben bağımsız parti adayımız var, Hıdır. Ona vereceğim oyumuzu. Bir kere ithal adayı zaten Çiğli halkı istemiyor. Bu kesin ve net ortada yani. Uygar Bey tamam aday, genç, dinamik ama Çiğli halkı tanımıyor bir kere onu. Yani ya Hıdır'a ya da diğer adaya, CHP'nin diğer adayına çalışmak üzere şey yapıyorlar. Onur Emrah Yıldız olacak büyük bir ihtimalle. Ama pek bir faydası olacak mı onu bilemiyorum. Beklentim şu, Çiğli gelişmeli artık çünkü rezillik içerisinde yaşıyoruz. İşte yollar olsun, çöpler olsun, Çiğli'yi kalkındıramıyorlar. Ne yazık ki bir sürü genç sürünüyor etrafta. Belediyenin kapısında yatıp kalkıyorlar, maaşlarını alamıyor belediye çalışanları. Ya şimdi oy kullanmak demek ne demek? Oy demek namus demek. Bir aday gösteriyorsun, bir adayı geri çekiyorsun. Yani veyahut da bu genel anlamda diyorum, Türkiye'de de söylüyorum yani. Ne yapalım yani, siyaset yalan yani. Yalan üzerine bir de biz gidip mühür mü basalım? O yüzden oy kullanmıyorum artık. Küstürdüler bizi. AK Parti'ye, Murat Bey'e, Murat Gökçekaya neden? Çiğli bir değişiklik istiyor. 50 seneden beri ben Çiğli'deyim. Çiğli hep aynı. Evet. Bir değişsin, bir parti değiştirelim, bir imaj değişsin. İyi Parti. Üçüncü bir yol olsun dedik. Yani seçmen, CHP'den memnun olmayan seçmen diğer Cumhur İttifakı'na oy vermiyor. Kimin menfaati çıkarı varsa herkes onun peşinden koşturuyor. Hiçbir partiye bağlantı olmaması lazımdı bence. Çünkü milletin durumu çok bozuk yani. Gerçekten esnaf kanı alıyor. Görüyorsunuz, yolların halini görüyorsunuz. Bir tünel yapıldı, mahvoldu. Esnaf kanı alıyor. Yani artık kimsenin seçim umurunda değil yani. Herkes geçim sıkıntısına girmiş yani. Vallahi ülkenin durumu bu. Bir an önce CHP. Bilmiyorum ki ben başkanların kim olduğunu, tanımıyorum ki hiçbirini daha. Kent kartlarda ucuzu kim yaparsa ona vereceğim. Vallahi bir bayan çıksa ona verecektim. Hiçbir erkeğe oy vermiyorum. Hiçbiri çalışmıyor. Sadece medyadalar, başka bir yerde değil. Murat Koyuncu'yu vereceğim. Genç, çalışkan, dinamik. O da genç, çalışkan ama benim tahminim o. Hiçbir siyasi partiye güvenmiyorum. Yani. Nasıl bir aday olsaydı rahatlıkla oy verirdiniz? Nasıl bir aday olsaydı verirdim? Yani komünist parti gibi, yani herkes bir eşittir insanoğlu. O şekilde bir aday olsa, yani seçimle olacak adaylara ben karşıyım. Yani normalde hiç konusu olmayan insanlar atıyorum belediye başkanı oluyor. Belediye başkanı olman için bir altyapın olması lazım, üniversite mezunu olması lazım, şiirciliği anlaman lazım. Ya şimdi ben adayın değişmesinde o adayın onuru kırıldı diye üzüldüm. Keşke baştan karar verselerdi, o adayı da üzmeselerdi diye düşünüyorum. Ama bu aday da iyi birisi, o da iyiydi.